basın mensubu, çalışma arkadaşlarım. Ama zaman zaman tabii ki bir araya gelip birebir de olsa görüşmelerimiz oluyor. Konuya göre açıklamalarımızı da sizlere aktarıyoruz. Bütçe anlamında baktığımızda da yüzde olarak verdiğimizde gerçekleşme rakamlarını gelir olarak büyükşehirimiz bütçe tahminimizin gelir oranı %94 oranında gerçekleşmiştir. Ve gider olarak da %93 oranında gerçekleştirmişiz. Şunu net olarak söyleyeyim. Bütçe anlamında belediyeler bazında baktığımızda %70 ve üstü başarılıdır. 90'ın üzerini gören çok çok azdır. O da yani muhteşem diyebileceğimiz bir sonuçtur 90'ın üzeri. Onun için Denizli Büyükşehir'in bütçeleri hem gelir anlamında hem de gider anlamında birbirine yakın noktada 93 ve 94 olarak gerçekleşmiştir. Tabii Büyükşehir'imizin başka bir alanı var. Deski su kanal idaremiz. 2019 yılında da su kanal idaremiz hız kesmeden yoluna devam etti. Yine seçim yılı denmedi. Efendim daha seçimden yeni çıktık da denmedi. Yine ihtiyaç olan yerlere kazmaya ve ortalığı dağıtmaya devam ettik. Ama şunu söyleyeyim. Bunu şehrimizin geleceği açısından 2019'da 200 milyonun üzerinde bir şey yapmışız. Ödeme yapmışız, borç ödemesi yapmışız. Borç ödemesi yapmışız. Başkanım, yatırımdaki oran, bütçedeki yatırım oranı, bütçedeki yatırım oranı ne kadar? Buradaki yaklaşık %40. %40. Yakın, %40 yakın. Denizimizin bir müzesi olacak mı diye soruyorsunuz ama birden fazla inşallah müzesi olacak. En son ilk koordinasyon toplantısında var mıydınız bilemiyorum. İlk koordinasyon kurulu toplantısında da orada birincisi bu eski sanat okulunun taş binaların olduğu alan Kültür Turizm Bakanlığı tarafından projesi son noktaya geldi. Orası inşallah şehir müzesi, kent müzesi şeklinde düzenlenecek. Onu biz de takip ediyoruz. Bakanımızla görüştüğümüzde de o noktada inşallah ilerliyoruz. Bir diğeri arkeoloji anlamında planlanan yerde aynı şekilde valinin olduğu yerde planlanan yerde onunla ilgili de son detaylar var. Proje detayları var. Onlar da çalışmaları bittiğinde inşallah o iki müzemiz gerçekleşecek. Uzay Gölü meydanına giden yol noktasında gayretlerimiz ve emeklerimiz sonucunda orada